Arkadaşlar, bir tane yavrumuz var. Şöyle göstereyim. Bayağı acıkmış zaten. Görüyor musunuz? Acayip acıkmış. Arkadaşlar, zaten şu şeyde dur oğlum, besleyeceğim seni, tamam. Her tarafı yara bere. Şöyle kanatlarının altına bakın. Zaten kafayı bayağı bir yaralamışlar. Kafayı bayağı bir yarmışlar. Kanat üstü. Kanat altı. Şurada var. Şuralarda var. Hayvanı bayağı bir hırpalamışlar. Benim kırmızı bursalarımın altındaydı. Ama ne olmuş da bir yer kavgası mı olmuş, bir şey olmuş. Onları oradan atmışlar sanırım. Bunu da bir hırpalamışlar bayağı. Şöyle. Tamam. İlk etapta bir ağzını tutturamadım ama üstüne döküldü. Biraz yapacak bir şey yok, onu sileriz. Kurşun falan bayağı doldu. Şimdi yatıp dinleneceğim. Biraz daha alt seviyeden çeksene. Mesela şöyle aşık. Hadi gel gel. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım bu arada. Şöyle bir yemi koydum. Çünkü buna bakamıyorum. Yani çok hareketli olduğu için şey yapmıyor, durmuyor. Ağzına pompayla basarken zaten kafası yara. Şöyle göstereyim size. Kafası yara olduğu için bu sefer kabuğu falan soyuldu ben kafadan tutup şey yaparken.
pompayla bakılmadığı için ben de ilk defa kendim baktığım bir yavruya böyle bir uygulama yaptım. Yani normalde diğer yavrular böyle durur. Ben ağzını açardım, pompayla basardım. Ama bu durmuyor. Bu sürekli yem istiyor. Sanki annesi babası ağzına kusacakmış gibi. Ben de buna böyle bir çözüm buldum. Gayet de iyi besleniyor şu anda yani. Kendi kendine yiyor. Yediğini size nasıl gösterebilirim? Bakın şimdi ağzına. Görüyor musunuz? Ağzı dolu. Bende değil, bende değil orada. Kendi kanadına takıldı lan. Oğlum kanadına takıldı. İşte görüyorsunuz arkadaşlar, böyle çok hareketli olduğu için bakılması çok güç. Arada dinlendiriyor kendini. İçine buğday koydum, karışık yem koydum. Yiyor vallahi, şu anda hiçbir sıkıntısı yok yani. Gel bir nefes al. Hı? Ye, sakin. Lan bebek gibi cuk cuk yapıyor. Ne? Verdiğimiz mamaları bir türlü eritemedi ha. Bunları da eritecek ama. Bakın yediği çekirdekler falan altta. Kursağında görünmeye başladı bile. Şu mamaları erit, mamaları. Toz mamalar duruyor. Arkadaşlar böyle bir durumda şimdi buna hani yem yediriyoruz ama su basmamız gerekecek, bilginiz olsun. Siz de böyle bir şey yaparsanız ağzına bir şırınga yardımıyla veyahut da başka bir şeyle yani su vermeniz gerekecek. Yani deneyin, belki kendi içecektir, bilmiyorum. Yavru olduğu için içer mi içmez mi bilmiyorum. Bugüne kadar hep kendim ağzına bastığım için yani burada kuşun karakteri devreye girdi. Çok hareketli olduğu için o yöntemi uygulayamadık. Yani uyguladım birkaç defa ama
çok hareketli, durmuyordu yani. Aynı şöyle, hatta bu doymuş hali. Bakın. Durmuyor yani. Yani ben bunu yakalayacağım, ağzına açacağım, ağzına pompayla şey basacağım falan, kafasındaki yara açıldı. Kabuk falan şey oldu. Şöyle dursa göstereyim ben size. Tik tik tik. Bakın görüyor musunuz? O yara açıldı, tekrardan kabuk bağlamaya başlamış. Çıkar mı sen? Kendin mi çıkardın sen? Kendim. Son düzlüğe geldi herhalde, yesin biraz.